Seyhan'ın Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sizlere selamlarımı da sunuyorum. Eskişehir'in bir köyündeyim, yani köyümüzdeyim. Kendi doğup büyüdüğüm memleketimdeyim. Buralarda daha çok yapılan, tabii her yörenin höşmerimi farklıdır ama burada bu şekilde yapılmış olduğum memleketimin höşmerimi sizlere tanıtıyorum. Malzemelerimiz böyle bir çeyrek kaşığı tuz, bir Türk kahvesi fincanı süt, böyle 200 gramlık Ankara'dan gelirken almış olduğum kaymak ve 5 dolu yemek kaşığı un koyacağız. Ben malzemelerimi gayet az tuttum. Çünkü evdeki kişi sayısı az olduğu için haliyle sizler bu malzemelerimi 2'ye 3'e katlayabilirsiniz. Çok da güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Şimdi biz tatlı yapıyoruz. Hani tatlıya tuz girer mi demeyin. Keklere zaten kurabiyelere de koyuyoruz biliyorsunuz. Benim tariflerimi sürekli izliyorsanız tuz olmazsa olmaz. Bakın çeyrek çay kaşığı tuz koyduk. Kaymağı tabii öncesinde erittik. Sütü koyduk. Tuzumuzu koyduk. Ve de 5 dolu böyle tepeleme yemek kaşığı un koyuyorum. Bu şekilde sanki un helvası yaparmış gibi böyle bir kavurma işlemi yaptıktan sonra çok da böyle unun pişmesine fırsat vermeden, kahverengileşmeden tavaya alıyoruz. Bundan sonraki işlemi, yani kızartma işlemini tavada yapıyoruz. Şimdi ben köyde olduğum için annemin mutfakta bulduğum artık tabak çanakları ile yapıyorum sizlere. Haliyle hepsi eski. Artık elimde olanlarla sizlere köyden çekimlerime devam ediyorum. Senelik izindeyim bu arada. Böyle birkaç hafta buralardayız. Şimdi tek tarafı kızardı. Biraz yanmış gibi gelmesin sizlere. Aslında tam gayet güzel kızarmıştı. Ve ters tarafını bu sefer de kızartma işlemi yapıyoruz. Bir servis tabağı ile veya bir düz bir kapakta da yapabilirsiniz bu işlemi, ters çevirme işlemini. Şimdi o tarafı da kızardı. Tabii bir yaklaşık 5 dakika kadar kızarma işlemi. Ocağınızın hani kısıklığına, ocağınızın yanma derecesine göre hani sizler 5 dakika da olabilir, birkaç dakika da olabilir, 10 dakika da olabilir. Yani bu şekilde bir kızartma işlemi yapacaksınız. Kesmeden de yiyebilirsiniz direkt. Ama ben böyle aralarına pekmez dökeceğimiz için üzerine aralarına daha rahat girsin, her yerine temas etsin diyerekten bekmez. Bu şekilde kesme işlemi yaptım. Bal da dökebilirsiniz. Vişne reçeli de dökebilirsiniz. Veya herhangi bir başka çeşit reçel de dökebilirsiniz. İlla ki pekmez olacak diye bir kaide yok. Elimde o an için pekmez bulunduğundan dolayı ben pekmezle tatlandırmak istedim. Şimdi böyle kenarlarına da Ankara'dan robotla çekmiş oldum. Tabii ki burada robot yok maalesef. Bir hayli zorlanıyorum çekimlerimde. Çırpıcım vesaire o tarz malzemeler yok burada maalesef. Elektrikli eşyalar. Sadece fırın var. O da derecesi olmayan bir fırın ve de çok yaptığım hamur işlerini çok aşırı derecede kızartıyor. Yani sonuç olarak fırında yapılacak şeyleri de sizlere inşallah göstereceğim. Bu tavada yapılan bir tatlıydı. Mükemmeldi. Sizler de deneyin diyorum. Eskişehir'den sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen like atalım. Hoşça kalın.